daha önceki deneyimlerimde ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında psikolog olarak ve hak inisiyatiflerinde aktivizm çalışmalarında bulundum, çalıştım. Şimdi 28. dönem Mardin milletvekiliyim. Çalışmalarımızın meclisi de yeni politikalar üretmek, hem gençler hem kadınlar hem çocuklar için yeni politikalar üretmek, ihtiyacı karşılamak üzere meclisteki mücadeleye omuz olacak. Meclisin en genç milletvekillerinden biriyim. Bu aynı zamanda çok önemli bir temsiliyet alanı açıyor gençler için. Bir kadın olarak, bir genç olarak mecliste gençlere yönelik çalışmaların da temel odaklarından biri olmak istiyorum. Bu noktada gençlerle ilgili saha çalışmaları yapmak, gençlerin zorlandığı alanları tespit etmek, gençlerle birlikte tespit etmek, ardından mecliste bir politika üretmek üzerine çalışmalarımı sürdürmek istiyorum. Genel olarak gençlerin Türkiye'deki durumuna baktığımızda, gençlerin Türkiye'de bir hayat bulamadıklarını, bir hayat inşa edemediklerini ve umutsuz bir şekilde yüzlerini diğer ülkelere, farklı yönlere, farklı arayışlara girdiklerini görüyoruz. Çünkü gençler Türkiye'de bir yaşam bulamıyorlar. Bu noktada bu yaşam bulamama, bu alan bulamama meselesinin üzerine gitmek istiyoruz. Bunu da en iyi gençlerle yapabiliriz. Gençlerin problemini en iyi genç olan, gençlerle iç içe olan bir vekilin yapacağını düşünmüş olmalı ki Yeşil Sol. Bir genç temsiliyeti vekil listelerinde de genç adayların önde olduğunu görüyoruz. Bu da çok önemli. Gençler için politika üreteceklerini söyleyenler maalesef 10 GB'tan öteye geçemiyorlar. Bu noktada gençlerin 10 GB'tan öte dertleri var. Bu dertleri aslında herkes farkında. Gençler iş bulamıyorlar. Gençler kendilerine bir yaşam kuramıyorlar. Eğitim alıyorlar ama eğitimlerini, aldıkları mesleki eğitimi uygulayacakları bir iş bulamıyorlar. Dolayısıyla gençlerin problemlerini 10 GB internete indirgemek çok büyük bir haksızlık, çok büyük bir anlayışsızlık ve anlamamaktır aynı zamanda. Biz bunların üzerine gitmek istiyoruz, bir politikaların üzerine gitmek istiyoruz. Birlikte değiştireceğimiz, gençlerle birlikte sorun tespitleri yaptıktan sonra birlikte değiştireceğimiz, birlikte üreteceğimizi düşünüyorum. Yani önümüzde çok ciddi bir mücadelenin verilmesi gereken, hem kazanımların korunması gerektiği hem de kazanımların elimizden alınıp daha geriye düşmemizi engelleyici bir çalışma yürütmemiz gerekiyor. Çünkü karşımızdakiler kadın kazanımlarına, kadın varoluşuna, genç varoluşuna karşı çalışmalar yürütecekler ki o zihniyetten geliyorlar. Dolayısıyla bizim bu zihniyete karşı çok sağlam bir duruş sergiliyor olmamız gerekiyor ki kazanımlarımızın üstüne yeni kazanımlar katalım ve var olan kazanımlarımızın da alınmasına karşı çıkalım. İstanbul Sözleşmesi bunlardan biri. Dolayısıyla yoğun kadın hakları ve çocuk hakları bağlamında yoğun mücadelenin verilmesi gereken bir meclis dönemi olacak. Aynı zamanda bu meclis dönemi 120 kadının temsiliyetinin olduğu bir meclis olacak. Bu meclis tarihinin en yüksek kadın meclis sayısı. Fakat bunu yükselten parti de yine Yeşil Sol Parti. Neredeyse %50 bir temsiliyetle fermuar sisteminde aynı zamanda bu noktada gerçekleştirmiş, bu noktada başarılı olmuş bir politika olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla karşımızda kadının varlığını, kadının hem sosyal alandaki, hem ev içerisindeki, hem dışarıdaki, hem meclisteki varlığına tahammül etmeyen, bunu yok saymaya çalışan bir zihniyet var ve o zihniyetin zaten yansımalarını da görüyoruz. Hüdapar'la olan bağlantılardan, kadına yönelik kadınların sahiplendirilmesiyle ilgili tutum ve tavırlardan ve daha pek çok şey de göreceğiz. Bu noktada hepimize çok büyük işlerin düşeceği yeni bir meclis dönemi başlıyor diyebilirim. Genç kadınlara çağrıda bulunmak istiyorum. Genç kadınlarla birlikte değişimin yolunu bulmalıyız. Genç kadınlarla birlikte genç kadınların sorunlarını tespit ediyor olmalıyız. Nasıl önümüzü açabiliriz? Nasıl güzel yarınlar inşa edebiliriz? Bizler için eşit temsiliyetin olduğu hem iş yerinde, hem sokakta, hem evde
eş yaşamın olduğu bir dünyayı nasıl var edebiliriz de bütün zorluklara rağmen, bütün baskılara rağmen nasıl var edebiliriz'in yolunu bulmaya çalışacağız. Ben de bu temsiliyeti mecliste sağlıyor olacağım.